Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Akıllı Selfie Kelimeleri kanalımıza hoş geldiniz. Sözümüzü bugünkü videoyla tamamlayacağız nasipse. TOEFL'dan 200 kelime sözümüz bitmek üzere. Son 10 kelimemize geldik arkadaşlar. Videoya başlamadan önce her ne kadar istemesek de bunu söylemek gibi hoşumuza da gitmiyor ama söyleyelim. Kanalımıza abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız, beğenirseniz, yorumlarda bulunursanız ya da yorumlarınızda şu kelimeyi de anlatabilir misiniz gibi olursa onları da değerlendireceğiz. Değerlendirmek isteriz. Çünkü bizim verdiğimiz kelimeler biraz daha beynel minel, nasıl söyleyeyim beynel minel derken size muhakkak bir şey öğrenirsiniz. Ama dersinizde faydalı olacak kelimeler vardır. Gruptaki yorumlara yazarsınız. Ya da videonun altındaki yorumlar bölümünde biz bu kelimeyi de öğrenmek istiyoruz. Onun için de video hazırlarız. Seviniriz bundan da. Bir kelime bile öğretebiliyorsak bizi dinleyenlere, izleyenlere ne mutlu bizlere. Şimdi küçük hatırlatmamızı, prospektüsümüzü tekrardan hatırlatalım. Siyah, kalın ve küçük harflerle yazılan yer kelimenin orijinal İngilizce yazılışıdır. Yeşil ve büyük harflerle, kalın italiklerle yazan yer kelimenin telaffuzunun Türkçe yazılışıdır. Yani conventional kelimesi. John Venti Onel diye yazan yerden. Conventional telaffuzu. Kırmızı büyük harflerle ve kalın italikle yazan yer de kelimemizin akıllı selfie kelimeleridir ya da kelimesidir. Bazen bir, bazen birden fazla da kullanabiliyoruz. Kelimemizin Türkçe anlamı da geleneksel, alışılmış anlamına geliyor. Şimdi konvoy ve ışıl kelimeleri bizim akıllı selfie kelimelerimiz. Kelimemizin Türkçesi geleneksel, alışılmış. Şimdi bununla alakalı saçma sapan hikayeyi kuracağız. Ne dedik? Akıl gözümüzde, akıl kulağımızda, beş duyumuzu kullanacağız. Beş duyumuzu akıllı bir şekilde, aklımıza canlandırarak bunları oluşturacağız. Hikayeyi bir düşünün bakalım. Konvoy ve ışıl ya da başka kelimeler sizin aklınıza gelen. Nasıl bir hikaye olur? Konvoy ve ışıl kelimeleriyle geleneksel alışılmış. Bir 3-5 saniye gözümüzde bir canlandırmayı deneyelim. Kuracağımız hikayeyle bizim anlatacağımız hikaye bakalım örtüşüyor mu ya da farklı bir hikaye mi? Çünkü dedi ki her yiğidin yoğurdu farklı, yemesi farklı. O yüzden saygı duyarız. Ne kadar çok saçmalık o kadar çok iyi. Konvoyumuz var arkadaşlar. Konvoy, ışıl ışıl bir konvoy. Asker selamet diyorlar. Ya da düğün konvoyu. Işıl ışıl. Görüyorlar, diyorlar ki ya bu amma çok ışıltılı bir konvoy. Konvoy ışıl ışıl. Nasıl ışıltılı? Size verilen cevap şu. Abi diyor işte geleneksel, işte alışılmış böyle. Biz gelenekselliğin dışında. Gelenekselerimizde bizim böyle bir şey var abi. Geleneksel olarak bizim konvoyumuz ışıltılı oluyor diyor. Ne alakası var? Gelenek, göreneklerimizde çok çok ışıl ışıl diye bir şey yok yani böyle. Yaldır yaldır ışıklı bir konvoy olmuyor. Ne yapar? Ateş eder, bilmem ne eder, ışıltı o zaman olur. Onları da televizyonlarda görürüz değil mi? Hoş bir şey değil. Neyse bizim bu zaten amacımız herhangi bir şeyi yermek ya da eleştirmek de değil. Öyle bir çabamız da yok zaten. Amacımız sadece kelimeleri gözümüzde canlandırmaya çalışmak. Bir sonraki kelimemize geçelim. 192. Beneficiary. Beneficiary. Akıllı selfie kelimeleri kullanmışız. Beneficiary. Kelimenin Türkçe anlamı da mirasçı, kar elde eden anlamlarına geliyormuş. İki tane farklı anlam var. Beneficiary. Peki bu hikayede düşünmek istediğiniz şey nedir? Beni diyorsun tamam kendimiz zaten hikayede olacağız. Kendimiz olacağız ki akıllı selfie. Ki aklımızda kalsın. Beni diyor ki işte fiş veriyor bir fiş olacak. Beni diyor ve fiş yerine bıraktılar. Beni aldılar abi fişin olduğu yere bıraktılar.
Fiş'in yanına aldı, dikildin oraya. Fiş'in yeri diyorlar, senin yerin burası. Abi niye beni buraya getirdin? Abi mirasçı senmişsin diyor. Kârı elde ettiğin için diyor. Sen diyor çok kâr elde etmişsin. Senin diyor mirasçı olduğunu da söylüyorlar. Senin yerin burası diyorlar. Ya şimdi adam kâr edecek bir şey, mirasçı olacak da beni alacaklar. Beni Fiş'in yerine oraya bırakacaklar. Allah Allah. Enteresan mı? Enteresan. Yanındasınız da bir priz, Fiş'in yanındasınız. Fiş olmuş kocaman bir Fiş'in yanında. Orada da bir yer var. Sarıyla işaretlemişler. Beni Fiş'in yerine bıraktılar diyorsun. Fiş yerinde duruyorum. Mirasçıymışım. Kârı elde eden ben olduğum için diye söylüyorlar. 193. Boundary. Boundary kelimesini bando ve arı kelimeleriyle biz iki tane akıllı selfie'yi yan yana getirerek yaptık. Kelimemizin Türkçe anlamı sınır demekmiş. Boundary kelimesi banda, düzeltiyorum, bando ve arı. Bir bando var, bandonun etrafında arılar uçuşuyor. Ama bu bandodan öyle bir ses geliyor ki, işte normal bir melodik bir ses yok. Yani bakıyorsun ki etrafını bandonun arılar sarmış. Bando arılarla dolmuş. Bando arı. Arıları ellerindeki işte trompet çalanlar, işte davul çalanlar, işte ne bileyim o ne diyorlar, üflemeli çalgılar falan ellerinde arıları vurmaya çalışıyorlar. Acayip bir gürültü, patırtı, ses böyle şeyi, ses kirliliği çıkarıyorlar. Bunlar da sınırda yapıyorlar bu işi. İşte gitmişler, sınırda geziyorlar. Sınırda etrafı bandonun arılarla çevrili olan bir bandonun ne işi var? Ne alaka? Zaten alakasız olduğu için bizim için alakalı. Gözümüzde bunu canlandırırsak bu kelimeyi de öğrenmiş oluruz arkadaşlar. 194. Span kelimesi. Span kelimesini akıllı selfie'de bir sapana benzettik. Kelimenin Türkçesi de bir yandan bir yana uzanmak. Karış anlamına da geliyormuş. Span kelimesi. Sapan ve bir yandan bir yana uzanmak ve karış anlamına gelecek. Nasıl bir hikaye yaparız? Sapan var, sapan. Sapanı vurgulayacağız. Ya sapanımız çok büyük olacak ya da çok küçük bir şey olacak. Ya da saçma sapan bir sapan olacak. Öyle büyük bir sapanınız var ki, yani bir yandan bir yana uzanmış böyle, o yatıyor orada. Elinde böyle elmacık kemiğine yaslamış, uzanmış, ooo. Karış karış ölçüyorsunuz, bakıyorsunuz ki ulan 10 metrelik bir sapan, bir yandan bir yana uzanmış, karışlıyorsunuz, bakıyorsunuz ki vay be, böyle bir sapan, bir yandan bir yana uzanmış, karışlıyorum yani 10 metreye falan denk geliyor. Abartacağız dedik ya arkadaşlar. Diğer kelimemiz 195. Compliment. Compliment kelimesi. Bu Türkçe'de de kullanılan bir kelime. Mesela kompliman yapıyor derler. Kompliman nedir? Bir şey işte iltifat ediyor, övüyor. Güzel sözler söylüyor anlamında. Komplimanlar yapıyor der mesela. Bir kişiyi övmeye çalışır. Bu kelime de yabancı dilden dilimize geçmiştir. Ama biz bu kelimeyi akıllı selfie'de komplo ve manto olarak kullandık. Buna da biz iltifat, övgü dedik. İltifat ve övgü. Komplo artı manto. Bununla alakalı saçma sapan bir dike yapacağız. Komplo yapılıyor birine, komplo yapılan birine de manto veriliyor. Komplo, bu mantoyu giydiğinde bu kişi komploya uğruyor. Demek ki bu mantoyu giydin mi sıkıntı var arkadaş. Böyle bir durum. Komplo yapan bir manto. Bu mantoyu giymiş herkes komploya uğruyor. Ama diyorlar ki, bir de bunu verirken diyorlar ki iltifat, övgüler yağdırıyorlar. Sen şöylesin, sen böylesin. İşte seni ikiye bölsek, atsak sen öbür taraftan tam çıkarsın gibi. Saçma sapan bir şey söylüyor. Bu mantoyu giydin mi? Komple yapacak ya sana. Yüzüne de güzel görünüyor. Yüzde dost gibi görünüyor. Ama arkadan 50 tane felfecir çeviriyor. Bunun da farkındasın. Ses çıkarmıyorsun değil mi? Böyle bir şey düşünelim arkadaşlar. İşte bu komplo manto.
Yüzüne iltifat, övgü, sana mantoyu veriyor ama komplo mantosuymuş arkandan 50 tane fitne, fücür çeviren insan ya da insanlar topluluğu. Kelimemiz 196. Trend kelimesi. Trend kelimesi, yani dilimizde de kullanılan bir kelime. Buna benzer marka isimleri de var. Buraya biz yazdık ama siz kendiniz bir hikaye kurmak istersiniz. Farklı bir şey düşünürsünüz. Saygı duyarız. Ne kadar saçma o kadar saygı duyarız. Yeter ki akılda kalıcı olsun. Bunu söyledik. Bir hatırlatma daha yapalım tekrardan. Her videomuzda bunu söylüyoruz. Tekrar yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü kelime tekrarı önemlidir. Bu yöntemde aynı gün 3-5 dakika, ertesi günü, yani bir gün sonrası, bir hafta sonra, bir ay sonra ve 6 ay sonra yapacağımız 3'er 5'er dakikalık tekrarlar kelimelerin kalıcı hafızaya geçmesini sağlar. Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra trend kelimesine devam edelim. Kelimemizin anlamı yönelme, meyil etmek anlamlarına geliyor. Şimdi trend diyorsunuz. Bir şey trendi, trendi abi, o geçen bir şey neydi abi, o acayip hızlı geçti. Trendi abi diyor. Ya da işte abla, neyse. Dinleyen izleyicilerimiz ona göre düşünür. Trendi ya, öyle bir trendi ki çok hızlıydı falan filan deriz ya, öyle bir şey trendi. Abi biz de diyor ki ona işte, hadi oraya yönelelim abi, madem trendi hadi oraya meyledelim. Şu treni bir görelim, madem trendi o treni bir görelim abi, nasıl bir trendi o. Yöneliyorsunuz, oraya doğru yönelmek, oraya doğru yönleniyorsunuz. Yönünüzü oraya doğru çeviriyorsunuz. ...197... Kios kelimesi. Kelimenin yazılışı Cihaos diye yazılıyor. Kios diye okunuyor. Kelimenin zaten Cihaos, kaos kelimesine çok benzer. Zaten dilimize de yabancı bir dilden girdi. Çok bariz belli. Ki kelimenin anlamı karışıklık, kargaşa, kaos. Bununla alakalı herhangi bir akıllı selfie yapmayacağım arkadaşlar. Bunu size bırakıyorum. Çünkü kelimenin yazılışını yapması, yani yapılmayı gerektiren herhangi bir akıllı durum yok. Kelime ortada. 198. Exceed diye okunan bir kelime. Exceed kelimesini eksi ve ide kelimelerini kullandık. Sınırı aşmak, haddini aşmak gibi bir kelime. Bir şey sınırı aşacak, haddini aşacak ve onu eksi iyide ile hikayeleştireceğiz. Nasıl bir hikaye yaparsınız arkadaşlar? İyide almaya gittiniz, iyideleri aldınız fakat kuru yemişçide iyideyi size verirken o kağıt poşetleri vardı küçükken. Onların içine doldururlardı. Ya da şu an naylon jelatinler. Her neyse onlara veriyorlar. Ve iğdelerin üzerinde eksi işaretleri var. Aldığınız iğdeler eksi iğde diyor. Bunlar diyor abi çok güzel diyor. Abi adamlar artık sınırı aşmışlar ya. Adam hatlarını aşmış diyor. Bu iğdeleri yedin mi abi, sınırları aşıyorsun. Ama dikkat et diyor, haddini de aşma. Herkesin bir haddi var. Herkes diyor sınırını bilsin. Değil mi? Bu eksi iyiliği yedeme haddini aşmış oluyorlar. Sınırı aşıyorlar. Bu da hoş bir şey değil, değil mi? Bundan bahsediyor. Eksi iyiliği ye ama diyor sınırı aşma. İğdelerin üzerinde biraz daha betimleyelim. Hani pilin üzerinde artı eksi yazar ya. Ya da televizyonun kumandası, uydunun kumandası vardır. Ya da herhangi bir cihazın kumandası vardır. Pilleri hangi yöne yerleştireceğinizin eksi ve artı yönleri yazar. Eksi ve artı kutup olarak gösterilir. Bu idelerin de eksi kutupları var üzerinde. Hikayemizi bu şekilde tamamlayalım. Heavy kelimesi, 199. kelimemiz. Heavy kelimesine heavy. Bu heavy kelimesi sahip olmak anlamına gelen bir kelimedir. Türkçe'de fonetik olarak heavy kelimesi sahip olmak anlamına geliyor. Bunu bilebilirsiniz ya da öğren bilmiyorsunuzdur. Saygı duyuyorum.
Have ve iyi kelimeleri, akıllı selfie, iki tane de bunları kullandık. Havi kelimesini kullanmaktansa bu maviyle işaretledim. Have ve iyi kelimelerini tercih edeceğim. Herkes bilmeyebilir, gözde de canlanamayabilir dediğimiz gibi. Kelimenin Türkçe anlamları ağır, yoğun, sıkıntılı ve güç anlamına geliyor. Have diyor, köpeğin havlaması gibi düşünebiliriz. Have mi der artık, hav mı der, ne derse o köpek artık onun sesi size öyle gelsin. Have mi der, hav mı der, görürüz, anlarız, duyarız. Akıl gözümüzde neyi görüyorsak olur. Bir şey de bu köpek daha öyle bir hevliyor ki, çok iyi hevliyor. Çok iyi abi. Şimdi gelelim. Bu kelimenin anlamları var. Ağır, yoğun, sıkıntılı ve güç diyor. Şimdi bu hikayeyi nasıl yapacağız? Hevleyen bir köpek var. Çok iyi hevliyor. Hevliyor, iyi hevliyor. Ağır, yoğun, sıkıntılı ve güç. Ama öyle bir hevliyor ki, köpeğin yanına gidiyorsunuz. Çok ağır bir köpek, kocaman. O kadar çok yoğun köpek var ki orada. Hepsi de hevliyor, iyi hevliyorlar. Kalabalık, yoğun. Ama köpeklerin bir sıkıntısı var. Böyle bir yerleri ağrıyor gibi. Ama hepsi de çok güçlü köpekler. Onlar ağır olabilir, yoğun, kalabalık olabilir, sıkıntılı ve güçlü durumda, güç bir durumda da olabilir. Güçlü olsalar da ama iyi hevliyorlar. 200. kelimemize geldik. 200. kelime arkadaşlar size bıraktık. Yorumlar kısmına kelimenizi yazın. Birlikte bakalım. Söz verdiğimiz TOEFL'dan 200 kelime video serimizi burada tamamlıyoruz. Bizi izleyen, yorum yapan, beğenen, sevdikleriyle paylaşan herkese teşekkürlerimizi buradan, akıllı selfie öğrenciler de olmak üzere. Herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Selamlar, saygılar, Allah'a emanet.